Arkadaşlar Türk İslam tarihi içerisinde kurulan bir başka Türk İslam devleti Gaznelilerdir. 963 yılında kurulmuş Gazneliler 1187 yılına kadar devam etmiş. Gaznelilerin kurucusu Alptegin'dir. Başkentleri ise Gazne'dir. Dolayısıyla Gazneliler Afganistan'da kurulan bir Türk devletidir ve kurulduğu yerin adını alan bir Türk devletidir. Merkezleri, başkentleri Gazne kentidir. Ee, Samanoğullarına bağlı olarak yaşarken e, Sebüktekin döneminde bağımsız olmuştur Gazneliler ancak devletin en güçlü Dönemi arkadaşlar Gazneli Mahmut dönemidir Gazneli Mahmut ile ilgili Burada bir uyarımız var buna özellikle dikkat etmek Gerekiyor Abbasi halifesinin Şii Büveyhoğullarına karşı koruduğu için Halife tarafından Sultan ünvanı verilmiştir Gazneli Mahmut'a Dolayısıyla Türk tarihinde Sultan ünvanını ilk kullanan Türk hükümdardır Arkadaşlar özellikle bu noktaya Dikkat etmek gerekiyor Türk tarihinde sultan unvanını ilk kez kullanan Türk hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Bunun dışında Gazneli Mahmut'la ilgili bir başka önemli özellik, 17 Hindistan seferini düzenlemiş olmasıdır. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş ve bölgede İslamiyet'in yayılmasına fırsat sağlamıştır. Hindistan'da biliyoruz ki kas sistemini adı verdiğimiz çok katı bir sosyal sınıflaşma sistemi vardır. Kas sistemi kesinlikle sınıflar arası geçişlere izin vermeyen, sınıflar arası evliliklerin yasaklandığı, bir anlamda toplumsal birlik ve dayanışmanın neredeyse görülmediği bir sistemdir. Özellikle Gazze'ni Mahmut'la birlikte İslamiyet gibi eşitlik prensibine dayalı bir din Hindistan'a girdiğinde kas sisteminde böylece zayıflatmıştır. O yüzden Gazneli Mahmut'la ilgili olarak özellikle iki noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi Sultan ünvanını ilk kullanan Türk hükümdarı olması. Bir diğeri de 17 ayrı Hindistan seferini düzenleyerek Hindistan'a İslamiyet'i yaymasıdır. Bunun dışında Gazneliler'le ilgili önemli bir notumuz var. Gazeliler arkadaşlar çok uluslu imparatorluk yapısındadır. Yani Karahanlılarla karşılaştıracak olursak Karahanlılar çoğunluğunu Türk milletinin oluşturduğu bir ulus devlet konumundaydı. Ama Gazeliler çok uluslu bir imparatorluk yapısındadır. Kendi bünyesinde özellikle Türkler, Hintliler, İranlılar ve Afganlar gibi birçok milleti barındırır. Dolayısıyla e, merkezi otoritelerine çok dikkat etmek zorunda kalmışlar. Ama maalesef zaman içerisinde çok uluslu olmaları, ülkede birlik ve beraberliği sağlamayı zorlaştırdığı için maalesef arkadaşlar bu durum yıkılışlarında önemli etkenlerden biri olmuştur. Gazindirin yıkılışında önemli etkenlerden birisi de büyük Selçuklularla yaptıkları Dandanakan Savaşıdır. 1040 yılında meydana gelen bu Dandanakan Savaşında Gazinlerle büyük Selçuklar karşılaşmış ve sonuç olarak savaşı Büyük Selçuklular kazanmışlardır. E, Dandanakan Savaşı Gaznelileri e, öncelikle yıkmamış, sadece yıkılış sürecine sokmuştur. Ve bu arada Büyük Selçukluların da kuruluş süreci başlamıştır. Gazneliler yıkılış sürecine girdikten sonra da kendi yönetimleri altında bulunan küçük bir topluluk olan Gurlular tarafından e, yıkılmışlardır. Müzik